Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, şöyle, bakın gri üzerine mor ve mürdüm ve bu şekilde açıklı koyulu pembe çiçekleri olan bir tülbentim var. Tığımın numarasını göstereyim. Tığım 21, 22 numara. Bu oyaya oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bu ipimizin numarası da 707. Bu gri renkli aynı tonda arkadaşlar. Şöyle. İğneden tığa modellerde arkadaşlar. Bu şekilde bakın ipimi esnetiyorum. Altın başağın ipi bazen kalın çıkabiliyor. Leylanki ince oluyor da. Şöyle eğer ipiniz altın başaksa en son incelme noktasına kadar bu şekilde incetiyorum. Çünkü iğneden tığlar ne kadar ince olursa o kadar zarif oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde esnetiyorum. Çok güzel bir model hazırladım. Bu model de Instagram'da böyle iğneden tığa olan bir model. Daha önce arkadaşımız yayınladığı için ben örneği çıkarmıştım ama videoyu yayınlamadım. Hemen bu şekilde modelimi size göstereyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu modeli hazırlamıştım. Tülbente bu şekilde. Instagram üzeri baya şöyle beğeni olan bir model. Böyle iğne oyasını sizler için tığa çevirdim. Lakin dediğim gibi arkadaşımız yayınladığı için pişti olmayalım, ona ayıp olmasın diye şöyle sonra çekmeye karar verdim. Bakın şöyle onda tek trabzan üzeriydi. Ben bu şekilde çift trabzanla yaptım bu çitleri, bu ara suyunu. İster bu şekilde ister o şekilde tek sıra çit veya çiftli çit yapabilirsiniz. Ara suyu, tepecik ismi farklı olabilir. Evet, şöyle bir modelimi de ışıkta göstereyim arkadaşlar. Evet, iğne oyasıyla birebir aynı modeli sizler için tığa çevirdim. Hoş da oldu arkadaşlar. Şöyle güzel de duruşu var. Göstereyim size yakından da sallantılı duruşunu. Bakın tülbentin renkleriyle de uyumlu bir mürdüm seçtim. Çiçeğimiz böyle ara suyu tepecikten oluşuyor. Şimdi modelimizi anlatım kısmına geçerek anlatalım arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlayarak başlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başlarken aynen bu şekilde bakın tepeciği yaparak başlıyoruz. Sonra bu dallarımızı ve çiçeğimizi oluşturduğumuz kısımdan başlıyoruz. Bakın tülbentin kendi rengi olan iple yapıyorum çimenini. Çünkü bu dallar yeşil kendini daha iyi gösteriyor. Böyle açık renk pudra olur, mavi olur. Bu şekilde tülbentin kendi rengiyle yapınca farklı ve hoş oluyor. Bu dallar kendini, yeşiller kendini daha çok hani dal kısmına benzetiyor. Evet, şimdi 5 tane tığ vattını yaptık ara suyunu. Şöyle arka tarafı unutalım arkadaşlar. Şu ben 6. tığ vattı yapıyorum. 6 tane yapıyorum. O çiçek kısmını yaptığım yuva için 6 tığ vattı bırakıp şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın şöyle 4 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Bir tane arada boşluk bırakıyorum. Şöyle 2 bir tanesi, gerisi tığımda bakın. Bu şekil ikisini beraber kapatınca trabzanlar şöyle çok hoş armut gibi şu biçimi alıyor. 4 zincirimi çekip yine trabzanın iki trabzanın arasına kapatıyorum. Arasına ben tığ battılarım bakın çok yakın. Çok yakın olduğu için zincir çekmiyorum. Sizinki biraz daha aralıklıysa aralarına birer zincir çekebilirsiniz. Yine bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1 ve 2. Yine son ilmek tığımda. Şöyle 1
Şöyle iki, bakın. Üç tane ilmek. Üçünü birden kapattım. Şöyle bir tık daha uzun trabzanımız oldu. Dört zincirimi çekip kapatıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Şöyle bir tane artırıyorum. Bakın bu ikisini tek dolamayla, diğer ikisini de çift dolamayla yapacağım. Şöyle iki, şöyle iki. Yine son ilmek tığımda iki defa tığı doluyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Evet, yine üç tane ilmek. Kapattım. Şu ışığı biraz geri alayım arkadaşlar. Fazla parlaklık oluşmasın. Şimdi bir, iki, üç ve dört zincir. Ara kısmından kapattım. İki defa doluyorum. Şöyle. Bu sefer tek alıyorum. Bir tık daha uzun yapmak için. Bir, iki, iki. Yine son ilmek tığımda. İki defa tığı doluyorum. Aynı tığ battığının içerisine. Şöyle bir, şöyle iki. İki alarak bakın. Son ilmek yine tığımda. Dört seferde bu şekilde kapatıyorum. Dördüncü kirpik için dört zincir. Buraya hemen kapatıyorum. Araya zincir çekmiyorum. En son bakın beşinci kirpikte üç defa dolayıp ben yandaki boş tığ battıya iki, iki ve iki. Son ilmek tığımda yine üç defa. Bu tepe noktası arkadaşlar. Üç defa alınca tepe noktasına gelmiş oluyorum. İki, iki. Son üç, kapattım. Şimdi buranın da dört zinciri çekerek kirpiğini oluşturup her iki trabzanın arasından bakın bu şekilde beş tane kirpik oldu. Burası tam yarılama noktası arkadaşlar. Buradan aşağı yine yarılayacağız, ineceğiz. Şimdi sistemi tersten yaparak azaltacağız. Şimdi çoğalttık yavaş yavaş. Şimdi azaltacağız. İki defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. İki defa tığı doladım. Hemen bir, iki, iki. Üç seferde şöyle tekini bıraktım ya. Şöyle şık. Evet. Üçünü birden kapatıyorum. Dört zincir çekiyorum. Hemen ikisinin birden arasından girip kirpiğimi oluşturdum. Şimdi iki defa tığı doladım. Yandaki tığ battı. Aşağı inerken son iki. Evet. İki defa tığı doladım. Şöyle iki ve iki. Sistem basit arkadaşlar. İki defa iki, iki defa bir. Tepe noktasını da üç yapıyorum. Yine dört zincir çekerek bir, iki, üç ve dört. Kapatıyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ battıya girdim. Bir ve iki. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir ve iki. Üçünü birden kapattım. Bak. Bu şekil oluyor. Dört zincir. Bir defa tığı doladım. Sonuncu trabzanım. İki defa aldım. Gerisi tığımda. Evet. Yine son ikisini alıp tek tığımda. Üçünü birden kapattım. Dört zincir çekiyorum. Ve ikisini birden kapattım. Bir, iki, üç ve dört zincir. Bir tane böyle bırakıp dört zincirimi buraya kapattım arkadaşlar. Evet, bu kadar. Biraz ben tane tane anlaşılır olsun diye yavaş anlattım ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak. Şimdi altı tane tığ battı arası veriyoruz. Üç zincirimi çektim. Kapattım. Üç zincirimi çekip kapatıyorum.
Şöyle. Evet, 3 zincirimi çekip kapattım. 4 oldu. 3 zincirimi çekiyorum, kapatıyorum. 3 zincirimi çektim, kapattım. Bu 6 tane çiçeğim için. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapalım bu tarafı. Bu taraftan biraz daha hızlı yapalım. Şöyle. 4 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikincisine geçiyorum. Şöyle 2. Bir defa doladım. Şöyle 2. Üçünü birden kapattım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Bir defa doladım. Yandaki boş olana şöyle 1, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2. Üçünü birden kapattım. Bakın bir tık daha uzun bir bu şekilde çit yaptık. 4 zincirimi çekip şöyle her ikisinin ara kısmından giriyorum. Her ikisini de aldım. Kapattım. İki defa tığı doladım. Yandaki boş tığ vattıya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. İki defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Üçünü birden buraya kapattım. 4 zincir. Çitin bir tanesini ikili, bir tanesini tekli aldık. Şimdi bunu 2 2 aldık. Sıradakini de tekli alacağım. 2 defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. 2 defa tığı doladım. Hemen buraya 1, 2 ve 2. Hepsini birden kapattım. 4 zincir. Trabzanın ara kısmından kapattım. 3 defa tığı doladım. Yandaki boş olan tığ vattıya 2 ve 2. 3 defa tığı doladım. Yandaki yere giriyorum. 2 ve 2. Hepsini birden kapattım. Buradan. Evet, yine 5 tane oldu ya arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim, tığımı çıkarıp şu şekilde. 5 tane yaptıktan sonra tepe noktamız 5. kirpiğimiz, unutmayın. Şimdi 2 defa tığı doladık. Yuvaya girdik. 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladık. Aynı tığ vattı 2 tane yapıyorum. 2 ve 2. Kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Her ikisinin arasından girip kapattım. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 2 ve 2. Hepsini birden kapattım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Evet. Bakın. Şimdi burayı da 4'e tamamlayacağız. 2 defa tığı, pardon, tek tığı doladım. 3 sefer de alıyoruz. 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2. Geriye kalan 3 ilmeğin 3'ünü birden kapatıyorum. Evet. Çimenimizin yapılışı bu kadar kolay arkadaşlar. Son trabzanı da yapıp bitirelim. 2 aldım. Bir defa doladım. 2 aldım. Üçünü birden kapattım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şöyle ara kısmından giriyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bakın bir tane atlıyorum. Son bunu ilmek için. Şöyle bir boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. 3 zincir sıradakine. 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu tığ battıydı. Şöyle 3 oldu. 3 zincir kapatıyorum.
2, 4, 5, hemen bu kadar yeter. 2 tane ara suyu gösterdik arkadaşlar. Çiçeğimize geçelim. Evet, şöyle. Arkadaşlar bakın, arasına zincir çekmediğimiz halde, ipi de çok güzel esnettiğimiz halde şuralar bakın bayağı şey boşluklu duruyor. Belki ikili tranzan olduğundandır ama bu şekilde ipinizi esnetseniz arasına zincir çekmeyin. Böyle bu şekilde çitlerimiz hazır bakın. Bu da ilk yaptığımız çitimiz, hafif hafif yukarı doğru büyüttüğümüz. Evet. Şöyle ipimi, yeşil ipimi tutturdum. Çünkü dallarımızı yapacağız. Burada 6 tane bu şekilde tığ battımız vardı. 3. tığ battı arkadaşlar. Bu şekilde giriyorum. Yuvayı bu şekilde trabzan değil de böyle 3 zincirle yapınca daha güzel duruyor dallar. Evet. 3. tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Üzerine 3 tane zincirimi çektim. Ve bu şekilde arkadaşlar şöyle yandaki tığ battıya sabitledim. Bir zincirimi çekip hemen dönüşümü yaptım. Bir zincirle sık iğne ile dönünce çok güzel duruyor. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincirimi kapatıyorum. Bakın bu 3 zincirli yuvaya. Bu şekilde 4 tane dal yapacağım buraya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Yine 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu da 3. Bu şekilde 10 zincirim. Bakın dallarımın boyutu, büyüklüğü de bu kadar oluyor arkadaşlar. 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle tığ battıya kapatıp sabitliyorum ve yandaki boş olan yere de normal sık iğne yapın arkadaşlar. Dibine de böyle sökülmesin diye bakın şuradan sık iğne ile sabitledikten sonra zincirimi çekiyorum ve kopardım ipimi. Dallara bu şekilde bakın sağda solda 2 tane böyle tığ battı kalarak dalları hazırlıyorum. 4 tane dal. Şimdi üzerine çıtı pıtı çiçeğimizi yapalım. Evet, şöyle ters tarafına çevirdik. Tülbentin ters yüzündeyiz arkadaşlar. İlk dalın içerisinden sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum bak. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Diğer dalın içerisine 8 zinciri bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle dalın içerisine 8 zinciri tutturdum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu da sonuncu yuvamız. Evet, 4 tane dalın üzerine 3 tane bu şekilde oluşturduk. 2 zincirle dönüşümü yapıyorum bak. Şimdi bu 2 zinciri buraya sabitliyorum. Bu yuvanın içine 7 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpik yapacağım. Şöyle güzel bir kirpikler oluşsun diye ipi güzel esnetin arkadaşlar. Şöyle 4 5 şöyle 6 2 zincir 7. Bakın 7 tane bu şekilde minik minik kirpikleri doldurduktan sonra hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. 2 zincir bu 1 2 zincir 2 2 zincir 3 4 2 zincir
5, 6 ve 7. Şimdi sıradaki yuvaya geçiyorum. İki zincirimi sabitledim. İki zincir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yuvanın da şu yeşil dalında içine arkadaşlar giriyorum. Şöyle normal ister sahte sık iğne yapın. Bir zincir de üzerine çekiyorum. Şöyle bakın. Kalıp gibi çok güzel bir çiçeğiniz olsun çıtı pıtı. Hemen ipleri yakalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güzel, şöyle çıtı pıtı, böyle tepecikli, bakın yukarı doğru yükselen, aşağı doğru inen bir ara suyu var ve ona da çok uyan böyle kır çiçekleri arkadaşlar. Dağların ardında açan çiçekler gibi. Çok hoş ve zarif durdu. Şöyle göstereyim. Şöyle bir de. Şöyle tülbentinizde hangi renk çiçekler varsa o renkten böyle aralarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu kısma da beyaz yapacaktım ama yetişmedi. Önemli olan modelin bu şekilde sizlere güzel bir video çekip anlatabilmekte. Bir de arkadaşlar şöyle beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Yine kamera yamuldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.